Efendim, silahlı, eli sopalı bir çete. İddiaya göre milyon liralık konut projelerini işgal ediyor ve daireleri de birden fazla kişiye satıyordu. Şov Haber'in gündeme taşıdığı, yüzlerce kişiyi mağdur eden o konut çetesine polis operasyon düzenledi ve 29 kişi gözaltına alındı. Buraya çete çöktü. 25-30 kişilik bir silahlı grup var içinde. Niye saklanıyorsun? Mal sahibi yok burada, biziz diyorlar. Kimlere silah, milah yok abla. Kimde silah olacak ya? Kimi darp etmişiz ha? Vahim iddia polisi harekete geçirdi. Milyon liralık konut projesine silah zoruyla el koyan, deyim yerinde ise çöken çeteye operasyon düzenlendi. Bu satılmış yerleri tekrar tekrar satmaya devam ediyorlar. Skandalı Şov Haber gündeme taşımıştı. İşte mağduriyetin olduğu ilk site. Eli sopalı çete üyeleri daire sahiplerini böyle tehdit etmişti. Tapuma alamadığım gibi dükkanıma dahi giremiyorum. Burası inşaat alanı, girmeni kesersin. Ucuz satıyorlar, satıyorlar. 3 ay sonra tapu diyorlar, satıyorlar. Noter sözleşmesi veriyorlar, satıyorlar. Site sakinlerinin en büyük problemlerinden birisi de aynı dairelerin onlarca farklı kişiye satılmış olması. Hak sahipleri bu nedenle kendi dairelerine bile giremiyor. İşte işgal altındaki bir diğer site. İddiaya göre Esenyurt'taki bu siteye silahlı bir çete çöktü. Hatta daire sakinlerinin haberi olmadan daireleri başkalarına sattılar. Yüzlerce kişiyi mağdur ettiler. Bizim bir küçük ortağımızın karanlıklıklarla projemize çökülmek suretiyle bizi mağdur etmiştir. Biz dışarıdan bakıyoruz sadece. Biz içeriye giremiyoruz. Silah milah yok. Buraya niye de silah yok? Silah milah yok. Bizde silah milah yok. Çete adına konuşan bu genç her şeyi yalanlasa da şikayet ettir üzerine polis düğmeye bastı. Arka bir polis! Arka bir! Burası Şafak vakti 6 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 29 kişi gözaltına alındı. Projenin müteahhiti de ev sahipleri de rahat bir nefes aldı.